Ben atama bekleyen engelli öğretmenlerden biriyim. 2017'de Kayseri Erciyes'te mezun oldum. 3-4 yıldır atama bekliyorum. 2020'de sınava girdim EKPSS'ye. Ve bütün şanssızlıklar bizi buldu. Bulmaya da devam ediyor. Devletimizden bize el atmasını diliyorum. 2020 EKPSS şanssızlığı. Daha öncekilerde bu kadar atama bekleyen engelli öğretmen kalmamış. Bu oyundan şanssızız biz. Yüksek puanlarla atama bekliyoruz. Kontenjan az. Sadece 2000 kişiyiz ya. Çalışmıyorum. 30 yaşındayım. Bekarım hala. 30 yaşında aileden para dileniyoruz. Keşke okumasaydım. Hiç olmazsa beklemezdim bu kadar. İnşallah devletimiz bizim elimizden tutar. Trabzon'dan ikamet ediyorum. Ben Feriha Acuner. Bugün buraya engelli öğretmenlerin sesi duyulsun diye geldik. Ben şu an 45 yaşındayım. Sağlık sorunlarından dolayı bayağı eğitimimi ertelemek zorunda kaldım. Hastanelerde ders çalıştım ve çok zor şartlarda okuduk. Formasyonumuzu aldık, üniversitemizi bitirdik. Sadece tek engelimiz atama. Yani bütün engelleri aştık ama bu atama engelini aşamıyoruz. İnşallah 2000 öğretmenimize de atama talep ediyoruz. Şu an ücretli öğretmenlik yapıyorum. 8 yıldır. Ücretli öğretmenlikte de yani asgari ücretin daha altında bir ücretle çalışıyoruz. Yani bütün arkadaşlarım bu sıkıntıyı yaşıyor. Özelde çalışamıyoruz. Çünkü engelimizden dolayı bizi pek tercih etmiyorlar. Ücretli yaptığımız zaman da zorumuza gidiyor. Çünkü öğretmeniz ama ücretli yaptığımız için asgari ücretin de altında ücret alıyoruz. EKPS'ye girdik ve alım az olduğu için yüksek puanlarla atanamayan arkadaşlarımız var. Elimizde puanımız var, diplomalarımız var, her şeyimiz var. Ama kontenjan az verildiği için, atama olmadığı için hepimiz yüksek puanlarla bekliyoruz. 25 yıldır böbrek hastasıyım. Böbrek yetmezliğim var. Diğer daha ağır durumda olan arkadaşlarım da var. Yani hem bu pandemiden sonra insanlar pandemiden sonra hastalığı öğrendiler ve maskeyle geziyoruz. Ben 25 senedir maskeyle geziyorum. Yani normal bir insan pandemiden siz hep korkarak yaşıyorsunuz. Biz engelliler çocukluğumuzdan beri maskeyle yaşıyoruz, korkarak yaşıyoruz ve zaten hayatımız kısıtlı. Şimdi diyorum ki bizi insanlar daha iyi anlayabilir bu pandemiden sonra. İşsiz kalıyoruz. Toplum içine çıkamıyoruz. Sağlık sorunlarımız bizi çok yoruyor. Ailelerimiz bize destek oluyor. Tamam Allah razı olsun ama bir şeyden sonra artık bir yaştan sonra da hani sürekli aileye yük olmak olmuyor. Evlenecek olan arkadaşlarımız var, yuva kuramıyor. Ne bileyim hastane masraflarını karşılayamayan arkadaşlarımız var. Çünkü tek umudumuz atanıp kendi işimizi yapmak istiyoruz. Engelli öğretmenler olarak tek talebimiz 2000 engelli öğretmenin de o müjdeyi almak inşallah. Bilindiği gibi KPSS ile binlerce öğretmen alınırken EKPSS ile öğretmen alımları gittikçe azalmaktadır. 2018 yılında EKPSS'de engelli öğretmen alımında 4 atama gerçekleştirilmişken 2020 yılında sınavımız defalarca ertelenmiş olup 1 atama dönemini kaçırmış bulunmaktayız. Ve bu süreçte 2 atama ile sınırlı kaldık. Toplamda 1250 öğretmen atandı. Geride kalan 2000 engelli öğretmene 1250 engelli öğretmen atamasının yetersiz olduğunu üzülerek belirtmek istiyoruz. Kamuda %3 oranında engelli çalıştırma zorunluluğu kanunlarla sabittir. Anayasal hakkımız olan çalışma hakkımız, yasa ile tanımlanmış olan %3'lük kontenjan hakkımız ve sosyal güvence altına alınan kamuda istihdam hakkımız Birleşmiş Milletler Engelli Sözleşmesi ile taahhüt edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında her yıl Ekim ayı içerisinde tespit edilen kamu personeli açığı verileri bugün bize gösteriyor ki Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmesi gereken 5000'e yakın engelli öğretmen kadrosu mevcuttur. Bu nedenle pandemi, ekonomi gibi nedenlerden dolayı biz engelli öğretmenlerin uluslararası sözleşmeler ve ulusal bazda yasalar ile güvence altına alınmış temel sosyal yaşam haklarının ihlal edilmesi
hukuki ve vicdan anlamda kabul edilemez. Kutsal görevlerine başlamak için atama bekleyen 2000 engelli öğretmen işsizdir. Ailelerinin eline bakmaktadır. Bizler fiziki ve sosyal eşitsizliğe rağmen eğitimimizi tamamladık. Kendi ayaklarımız üzerinde durmak, aile kurmak ve mesleğimizi icra etmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kim demiş engelliden öğretmen olmaz diye olur, bal gibi de olur, hem de çok iyi öğretmen olur dediğini hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'e sesleniyoruz. Bizler yüce devletimize ve sizlere güveniyoruz. 24 Nisan'da yapılacak EKPSS sınavından önce Şubat ayı içerisinde atama yapılmasını talep ediyoruz. 2022 EKPSS'ye 2000 engelli öğretmen ile girmek istemiyoruz. Lütfen bizleri mağdur etmeyin. Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'e bir karne verdik. Bu karnenin bir bölümünde de atanmayan engelli öğretmenlere duyarlılık konusu ne yazık ki sıfır aldı. Nedeni şudur. Atama zorunluluğu olan, yasanın emrettiği hüküme uymayan bir bakanlıktan söz ediyoruz. Yasa çok açık ve net. Çalışanın %3'ü engelli çalıştırmak zorundadır. Anayasal hükmü yerine getirilmesi isteniyor. Şubat ayında yapılacak ek atamanın 15 bin değil 50 bine çıkartılması, 90 bin ücretli öğretmenin boşluğunu hem engelli hem de atanmayan öğretmenler tarafından doldurulması şarttır. Gerçekten bir eğitim sistemini zeminine, haklı bir zeminine oturtmak istiyorsanız 2000 engelli öğretmenin hak gaspından vazgeçin. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sözde öğretmenlik meslek kanunu teklifi görüşülecek. Bu kanun teklifinde de tüm siyasi partiler, İYİ Parti'nin, HDP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyon üyelerinin ısrarına rağmen engelli öğretmen ataması dahil edilmedi. 6 sendika, Eğitim Birsen, Türkiye Eğitim Sen, Eğitim Sen, Eğitim İş, Anadolu Öğretmen Sen, Öğretmenler Sendikası ve Veliler'in de itirazlarına rağmen bugün genel kurulda görüşülecek. Biz bir kez daha öğretmenlerimize sözümüz olsun ki genel kurulda bu talebinizi yeniden gündeme getireceğiz. Sizin haklarınız çözülünceye kadar yanınızdayız, sizinle birlikteyiz. Ben öğretmen değilim, tıp doktoruyum ama nerede bir adaletsizlik varsa, nerede bir haksızlık varsa, nerede bir hak arayışı varsa biz de oradayız. Sayın hocam söyledi, sayın milletvekilim söyledi. 2018'de 4 kez atama yapılmış ama 2020'de 2 kez. Haklarını istiyorlar, haklı taleplerini istiyorlar. Kanun net ve açık, %3 engelli çalıştırmak zorundasınız diyor. Ve de bu sayı 2000. 2000 çok bir sayı değil. Yani bu milletin parasını milletin ihtiyaçları doğrultusunda harcayacaksınız. Geçiş garantili köprü yapıyorsunuz, parayı oraya harcıyorsunuz. Ama burada hakkı olan öğretmenlerimizi mağdur ediyorsunuz. Umarım ki bu haksızlığı iktidar da görür ve vazgeçer. 2000 öğretmenin derhal atamasını yapar engelli öğretmeninizin. Bizler diyoruz ki bugün sınıflarına kavuşmak isteyen engelli öğretmen arkadaşlarımız var. Bu öğretmen arkadaşlarımıza daha önce yapılan iyileştirme hareketlerinde olduğu gibi birçok öğretmen arkadaşımız istihdam edildi ve şu anda ekonomik yaşamına kavuşmuş vaziyette. Bu süreçte de bekleyen yaklaşık 2000 tane öğretmenimizin atanacağına inancımız tam. Bu sebeple Şubat ayında bir atama beklentisi içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Sayın Bakanımızdan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızdan, Milli Eğitim Bakanımızdan rica ediyoruz. Bu atama olsun, sınıflar dolsun, herkes ekonomik yaşamına kavuşmuş olsun. Engelliden bal gibi öğretmen olur. Engelliden bal gibi
öğretmen olur.